kayıp altın koyun Bir zamanlar İran'ın uzak bir köyünde zengin bir çiftçi olan Hasan yaşardı. Hasan geniş tarlaları, sağlıklı hayvanları ve bol miktarda mahsulü olan mutlu bir adamdı. Ancak onun en değerli varlığı göz alıcı bir altın koyunuydu. Bu koyun tüyleri altın gibi parlıyor ve her yıl en güzel yavruları doğuruyordu. Hasan bu koyunu çok seviyordu ve ona sadece bir hayvan değil, aynı zamanda aileden biri gibi bakıyordu. Her sabah Hasan koyununu ahırdan çıkarır ve ona en güzel otları, en taze suyu sunarak bakardı. Koyunun adı Zarif idi. Zarif, zekası ve sadakatiyle tüm köy halkının dikkatini çekiyordu. Zamanla köyde herkes Zarif'in değerini anlamıştı. Çünkü Zarif'in varlığı Köyde bereketi ve huzuru simgeliyordu. Ancak bir gün köyde korkunç bir olay gerçekleşti. Gece yarısı gizemli bir yaratık köye saldırdı ve Hassan'ın altın koyununu çaldı. Olaydan sonra köylüler büyük bir korku içinde yaşamaya başladılar. Koyunun kaybolması sadece Hassan için değil, köyün bereketi içinde büyük bir kayıptı. Köy halkı Zarif'in kaybolmasının ardından tarlalarının verimliliğinin azaldığını ve hayvanlarının hastalandığını fark etti. Hasan, Zarif'in kaybolduğu günden beri derin bir üzüntü içindeydi. Her gün koyunun gittiği yeri arıyor, her ağaçta, her çalıda onun izini bulmaya çalışıyordu. Ama ne yazık ki her geçen gün umutsuzluğu artıyordu. Bir gece rüyasında Zarif'i gördü. Koyun ona geri dönmesi için yardım istemişti. Rüyasında zarifin kaybolduğu yeri ve ona nasıl ulaşabileceğini gösteren bir işaretle uyanmıştı. Sabah olunca Hasan kararlılıkla yola çıkmaya karar verdi. Aradığı yer dağların derinliklerinde gizli bir vadideydi. Oraya ulaşmak için uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkması gerekiyordu. Fakat Hasan koyununu kurtarmak için ne olursa olsun gitmeye kararlıydı. Yanına sadece birkaç eşya alarak yolculuğuna başladı. Yolda zorlu hava koşullarıyla ve dik arazilerle karşılaştı. Ancak her seferinde içindeki umut ve inanç onu daha da cesaretlendiriyordu. Günler geçtikçe vadinin derinliklerine doğru ilerledi. Sonunda vadinin ortasında büyük bir kaya ve çevresinde garip bir sessizlik buldu. Burada zarifin çalındığı yerin izlerini aradı ve sonunda kayaya yakın bir yerde küçük bir iz buldu. Hasan izleri takip ederek bir süre daha yürüdü ve sonunda karşısında bir mağara belirdi. Mağaranın içinden hafif bir ışık süzülüyordu. Mağaranın içine girmeye cesaret ederek ilerledi. İçeride onu korkunç bir manzara karşıladı. Koyunu çalan yaratık dev bir canavardı ve zarifi hapsetmişti. Canavar, altın tüylerden oluşan bir örtüye sarılmış olan koyunun etrafında dönüyordu. Hasan korkusunu yenip canavara meydan okumaya karar verdi. "Zarif benim. Onu serbest bırak." diye bağırdı Hasan. Canavar bu cesur çıkış karşısında şaşırdı. "Koyunu geri almak istiyorsan, önce beni yenmelisin." dedi canavar alaycı bir şekilde. Hasan korkusunu yenip canavara saldırdı zor bir savaşın ardından hasan canavarı yenmeyi başardı canavar mağaranın derinliklerine kaçtı ve bir daha asla geri dönmedi hasan sevinçle zarife doğru koştu koyunun altın tüyleri hala parlıyordu ve onu korumak için her şeyi göze aldığını biliyordu zarif hasan'ı görünce sevgiyle melemeye başladı Hasan koyununu kucakladı ve "Artık seni asla kaybetmeyeceğim." dedi. Koyununu alarak mağaradan çıktığında dışarıda güneş parlıyordu. Dağlardan aşağı inmek için yola koyuldu. Köye döndüğünde halkı onu büyük bir sevinçle karşıladı. Herkes Hasan'ın cesaretini ve sadakatini kutladı. Zarif'in geri dönüşüyle köydeki tüm tarlalar yeniden canlandı. Hayvanlar sağlığına kavuştu ve huzur tekrar sağlandı. Hasan yaşadığı bu maceranın ardından köydeki herkesin gönlünde bir kahraman haline geldi. İnsanlar ona olan sevgilerini ve minnettarlıklarını her fırsatta gösterdi. Zamanla Hasan ve Zarif'in dostluğu köyde nesilden nesile aktarılan bir efsane haline geldi. Hasan hayatı boyunca zarifi sevgiyle besleyip ona iyi baktı ve her zaman doğaya ve hayvanlara saygı gösterdi. Kayıp Altın Koyun sadece bir hayvan hikayesi değil, aynı zamanda sadakat, cesaret ve dostluğun gücünü anlatan bir masal olarak İran kültürünün önemli bir parçası haline geldi. İnsanlar bu hikaye sayesinde sadakat ve inancın her zaman karşılık bulduğunu öğrendi.